Merhaba arkadaşlar, Kanatlı Bir Pasta kanalına hoş geldiniz. Babam bir süre merkezde kalacak. O yüzden hayvanları günlük olarak öyle bakamıyoruz. Dün yoktum, bugün geldim. Hemen merak ettim, ne oldu acaba dedim. Dışarıdaki sürüye bir şey olmaz da horozların suyu bitmiş olabilir diye düşündüm. Şimdi onlara bakacağım. Hem suyunu tazeleriz. Yem zaten bol. Dur oğlum dur. Ya da hareketlendiler. Bir de onlara yine 5-6 fındık yediririz. Şu arada tel vardı. Bu teli kaldırdım. Hatırlarsanız şurası bölmeydi. Şimdi şu yan tarafa tuğla örüldü. Kalıp var. Beton döküldü. Kalıbı da birazdan çıkarırım. Daha güzel olacak. Tam böyle istediğim düzene geldi burası. Şöyle hayvanlara bakalım arkadaşlar hızlıca. Asi burada. Bunu deneyeceğiz bakalım. Bunun suyu duruyor. Şimdi bu videoda bir konuya değinmek istiyorum. Bu da Asi'nin rakibi. Arkadaşlar maşallah benim koyduğum o tüm şeyi yemişler. Tavuk göğsü, vitaminli ekmek karışımını. Bunlara yine bugün fındık yutturacağım. Bunun suyu yarım. Demek ki 2 gün gidiyor. Şu tarafa bakalım. Evet, bu da yemiş. Hepsi de yemiş ya maşallah. Ya bu arada horozları karıştırdım ha. Asi'nin şeyi bu ya. Öbürü hangisi? Dur bakalım, merak ettim. Bu hangisi? Bu Asi'nin rakibi olur mu? Bu bizim Nisan yavrusu. Evet, düzeltiyorum. Nisan yavrusu burada. Asi'nin rakibi burada. Şimdi arkadaşlar aşağıda çilli çok kötü durumdaydı. Hemen az önce videoya başlamadan merak edip ona bir bakayım dedim. Şimdi tartacağım. Çok merak ettim. Hayvan bayağı bir ağırlaşmış. Zımba gibi olmuş. Şurada daha 2-3 gün oldu. Özel bakıma çekeli ama zımba gibi olmuş. Bunları vaktim olursa birazdan bir tartacağım. Hay maşallah. Birazdan bir tartacağım arkadaşlar. Bunlara öyle gelişim ve yumurtayı bir karışımı da koydum. Hayvanlar az toparlasın diye prova döneminde. Şöyle diğer tarafa geçelim. Bolulu'ya bakalım. Bu yemiş mi? Suyu duruyor. Bu çok uslu bu oğlum ya. Maşallah çok uslu bu. Oo, yemi bitirdin mi sen? Hepsi de yemiş arkadaşlar o tavuk karışımını. Çok uslu benim oğlum. Çok akıllı bu oğlum. Maşallah. Çok seviyorum ben bu hayvanı ya. Böyle canı yakın hayvanı çok seviyorum. Bunun da suyu duruyor. Bu suyu pek harcamıyor. Yem de tüketmiyor bu hayvan. Çok ideal hayvan. Ben şundan korkuyordum. Bak. Bu değil ya. Diğeri pardon. Uzun Arap'tan korkuyordum. Bu ara su döküyor. Bunda da sıkıntı yok. Gelmesek de oluyormuş. Gel oğlum. Gel gel gel. Aslanım benim. Aslanım. Aslanım benim. Gelsin benim paşam. Gel gel gel. Oyun istiyor. Oyun. Acık sıkılaştın mı lan sen? Oo sertleşmiş. Bu tam yememiş mi ya bu karışımı? Bakayım. Yo yemiş hemen hemen. Islaklığı kalmış. Arkadaşlar hayvanlara bir özel bakım yapmaya başladık. Şundan korkuyorum ben işte. Bu ara bu suyu çok döküyor. Bu susuz kalmış olabilir. Yo susuz kalmamış. Ama buraları dağıtmış. Bu ara bu buraya ayak atıyor. Sürekli bakın şu hale bakın. Sürekli şu suyu dağıtıyor, döküyor. Aslan oğlum benim. Bakacağım oğlum ben size bakacağım. Bunu beğendik arkadaşlar. Bu güzel. Zaten şekil olarak beğendiğim hayvan. Şöyle bir 100 gram alırsa. Ha, bakamıyorum ki tek başıma ya. Acık bacaklara dokunalım oğlum. Neyse onun kamera çekiminde değil de sonra. Oo sıkılaşmış. Yani birdenbire olmaz tabii de. Kendini sıkmaya başlamış. Maşallah benim oğluma. Bir de şu tarafa bakalım. Burada ne var? Kocaman. Sen ne yaptın oğlum? Arkadaşlar tavuğu hepsi yemiş bunların bu arada. O tavuk karışımını hepsini yemiş. Gel benim paşam gel gel gel. Korkma biraz yabani bu. Bu da bunun suyu duruyor. Şimdi arkadaşlar bu videoda bir konuya değinmek istiyorum. Bu horoz olayını çok fazla abartıp
dünyanın tek meselesi haline getirenler var. Görüyorum sosyal medyada ya da çevrede. Yani bu altı üstü bir horoz, bir hobi. Bunun için böyle atıp tutanlar, yok vay efendim işte şunu yaparım, bunu yaparım. Ya da ne bileyim mesela işte provalarda, provaya da maç fark etmez. Provaya da maçta böyle incitici ifadeler kullananlar oluyor. Doğru değil bence ya. Bunlar bir horoz sonuçta. Hayat bunlardan ibaret değil. Yani tabii ki seviyoruz bu hayvanları da. Ya arkadaştan, arkadaşlardan, dostlardan daha kıymetli değil bu. Kimileri çok iddia, işi çok iddiaya bindiriyor. Hırs yapıyor. İlla da ben yeneceğim, galip geleceğim. Hayvan bu ya, olabilir. Hani benim şahsi fikrimi söylüyorum. Yenmek de var, yenilmek de var. Rakip daha iyi olabilir ya da işte bizim hayvanımız o an gününde olmayabilir, özel bir rahatsızlığı olabilir. Yani bunu bu kadar böyle büyütmeye gerek yok. Şimdi mesela arkadaşlar gelecekler şöyle provaya. Bende de var birkaç hayvan bakacağım. Diyelim ki provada hayvanım çok iyi bir şey gösteremedi. Yani ne yapayım şimdi, bunu kafaya mı takayım? Hırs mı yapacağım yani? Of yok ya, olmadı. İlla benim yenmem lazım gibi. Yani her şeyin fazlası zarar. Bu işi çok abartmanın, olayı farklı boyutlara getirmenin, hırs yapmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Bana kalırsa gereksiz. Önemli olan dostluk arkadaşlar. Şimdi çilli yavrum, az önce videoda bahsettim. Geri gelmez ilk buna baktım arkadaşlar. Bu çok kötüydü. Kupkuruydu. Yani provada ayakta duramıyordu. Bunlara bir özel bakım yaptık. Buna bir de 3 gün iğne vurduk. Şu an yani kamerada anlaşılıyor mu bilmiyorum ama az önce elime aldım. Ya maşallah nasıl doldurmuş kendini 3-5 günde. Zaten çok aşırı yedi. Hatta komik gelebilir ama ben o hani tavuk göğsü verdiğim videoda buna bu çok yedi. Onu Face'te de paylaştım durumda. Ondan sonra bunun yine önüne yemliğe de doldurdum. Kursağı tamamen doluydu. Aklıma şey geldi. Ya dedim bunu yaptık ama ben şimdi köyden gidiyorum. Ya bu hayvan çok yiyip böyle işte bağırsakları dolanır ya da hani tıkanır, şişer kalırsa diye. Hiç de öyle olmamış. Elime alıyorum hayvanı. Ve altı dolmuş. Çok merak ediyorum. 2-300'dü. Ne kadar kilo aldı, ne hale geldi çok merak ediyorum. Dur oğlum dur. Bakalım az bacaklara. Bacaklar yine ince olarak ince ama hayvan sıkı. Kendini sıkmış. Az bir gel bakalım şöyle elimi alıp kaldırabilsem. Tahminen konuşuyorum arkadaşlar. 2500'e yaklaşmış bu. Tahminen konuşuyorum. Şu an tekim. Yani video hayvan hem tutup hem de böyle tartacak bir durumum yok. Ama tahminen konuşuyorum. Bu hayvan 2500'e yaklaşmış şu anda. O kurulu bayağı gitmiş. Bunu bir 2700 yapabilirsem var ya. Şöyle bir 2700 olsun. Yani 2600 olsun. Hadi beklentiyi çok yüksek tutmayalım. 2600 olsun. Bu hayvanın bir sonraki provası çok farklı olacak. İlk provasında 3 dakika baktım ayırdım. Belliydi zaten. Ayakta duramıyordu. Sallanıp duruyordu. Bakıp göreceğiz. Yani bakımın ne kadar bir etkisi var onu birlikte göreceğiz. Tüm hayvanlarda. Diğerlerine de verdim aynı şeyi. En kötü durumda olan buydu. Ayakta duramayan, sallanan buydu. Şurada diğerlerine de bakalım. Ben şimdi videoyu çekiyorum. Önce video çekeyim dedim hava kararmadan. Ondan sonra hayvanların sularını tazeleyeceğim. Çok fazla kalmayacağım burada. Sularını tazelerim. Bir iki tanesinin burnu akıyordu. Önceki videoda fark ettim. Şimdi onu incelerim. Burnu akanlara iğne vururum. Bunlara bir de fındık yedireceğim arkadaşlar. Yine 5-6 tane fındık. Gel bakalım gel. Gel gel gel. Senin burnun akıyor mu oğlum? Burnun akıyordu. Bunlara 5-6 fındık daha vereceğim. Mayıs yavrusu bu. Sağ olsun Metin bunu bize verdi. Beklentinin yüksek olduğu bir hayvan. İnşallah güzel çıkar. Sen erkek mi oluyorsun ya? Gel az bakayım gel gel. Gel. Hayvanlara bakmaya başladık. Sonucunu göreceğiz. Buraya gelelim.
Bu da yine Nisanlardan bir tanesi. Dur yavrum ya. Bana da alacağını başka şeyler yap. Yemi döktün mü oğlum sen? Tavuğu yemeyen yok. Demek ki bu hayvanlar tavuk seviyor. Onu görmüş olduk. Tavuk da 3 parça şey 135 lira tuttu. Kursak dolu. Dur lan dur. Bana mı dalacaksın? Dur. Gel az gel. Gel. Tehlikeli iş yapma. Bunda da maşallah. Kalemler falan güzel. Sadece 2 dakika baktık bunu. Yukarıdaki diğer o en gelişmiş olan, kendini tamamlamış olanla. Bu da fizik olarak tam oturmamış. Diğeri daha güzeldi yani. Tabii anlaşılmaz. 1-2 dakikada da. Ama diğeri daha kendini oturttuğu için vücudunu daha güzeldi. Hayvanları dışarı saldım. Birazdan gideceğim ben. Çocuklar da var. Bunlar akşama kadar yerine girmezse bir sıkıntı var. Salmayacaktım, kıyamadım. Bunları bir şekilde yerine sokmamız lazım arkadaşlar. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Şuraya bakalım. Ay mübarek. Ne yaptın? O niye kırdın bunu? Aferin sana. Heh. Ne oldu şimdi bu? Söyler misin bir ne oldu? En gıcık olduğum iş ya. Maşraba kıran hayvan. Basma buna da basma. Anasını ağlatmışsın. Oğlum size böyle maşraba dayanmaz. Duyuyor musun beni? Beni duyuyor musun? Az gel az gel. Gel bakalım. Sende bir değişim yok. Yine aynı gibisin. Ben mi anlayamıyorum? Bunda, ya gerçi bu zayıf değildi zaten de. Ondan mı bilmiyorum. Ben bunda çok fazla bir değişim görmedim şu anda. Gel oğlum gel. Kambur. Ama şöyle bir değişim var. Elimi ısırmıyor en azından arkadaşlar. Gel oğlum gel. Sana yaramış herhalde prova. Gel. Isırıyor musun? En azından elim ısırmıyor. Oy 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 seni yerim ben. Kamburum benim. Suyu dökersen susuz kalırsın. Şu gruba da bakayım. Şu gruba da bakalım. Burada çiftimiz var. Çiftimiz ne yapmış? Yemi duruyor. Su daha yarım bile olmamış. Buradaki su da öyle. İyi. Gelmesem bir sıkıntı olmuyormuş ya. Ben yine içim rahat etsin diye geldim de. Gelmesem de oluyormuş. Bunun bir gözü bayağı kötü. Dün 3 damla damlattım. Antibiyotik bir göz damlası. Faydalı normalde. Tavuğun burnu akıyor hafif. Ya bunlara işte başında durabilsem tedavinin devamını getirme imkanım yok. Antibiyotikli su veririm ama. Şuradan da bir tane mandalina alalım ben. Köye geldim bir şey yemedim. Dursun cebimde. Cebimde dursun. He arkadaşlar aşağıda da bakalım ne oldu. Şimdi Bolu diyecektim. Bolu değil. Zonguldak'tan gelen feri kocamanın yanına koydum biraz. Ama şimdi eşleme yapmıyorum. Yani şu an yavru almayacağım. Erken. O yüzden buraya çektim. Buraya koydum yavru alana kadar. Bir kapıyı kapatabilsek. Heh. Buraya aldım arkadaşlar. Dedim acaba diğerleriyle kapışmış mı? Olur ya hani ölümüne kapışırlar. Bazen Hintlerde oluyor. Bakıyorum böyle bir sıkıntı görünmüyor. Lan size de yem dayanmıyor ha. Canavarlar. Bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Sadece yemi dökmüşler, bitirmişler. Kavga eden yok. Yemlere dolduracak. Bunlara büyük yemlik lazım ya. Burası elektrik niye yok? İlginç. Ha, pardon. Yanlış yere bakmışım. Projektörün lambasını yakmaya çalışıyormuş. Gel benim çaparım gel. Gel benim çaparım. Gel oğlum gel. İki tane çapar var bakalım. Artık Metin'le bir şekilde anlaşırız. Bunu biri bende kalır biri onda kalır. Ya çapa arası da çok sevmiyorum ama görsel olarak bir değişiklik işte dursun. Aslan. Bunlar iri ya. Ne istiyorsunuz siz ne? Aç mı kaldınız? Lan aç kalmanız mümkün değil. Ne yiyorsun sen? Ay gel sen de gel sen de gel gel. Oo bu da güzel. Gel bakalım. Gel bakalım. Kızım sen yumurtladın mı? Nereye yumurtladın?
Şu arkadaşlar kafası açılan yavruyu neredesin sen? Dışarı saldım. Ya yine kapışıyor. Patır kütür. Tekrar kapattım. Kafası tam iyileşsin diye. Şu büyük yemliği doldurdum gelişim yemiyle. Gelişim yemi de bitti. Tekrar aldım. Şurada köşeye yumurtluyorlardı. Onlara bakalım yumurtlamışlar mı? Şu aşağıya yumurtluyorlar köşeye. Dur. İnşallah yumurta yemeye alışmazlar. Suyu dökmüşler. Burası ıslanmış belli zaten. Vay sen de mi yumurtladın? Arkadaşlar yumurta adamların hayvanların yumurtladığı yere bakar mısınız? Bak. En olmayacak yer. Yani her yer bitti. Orası kaldı. Geliyorum çocuklar. Tamam geliyorum bekleyin az. Şu hayvan bak şu hayvan şimdi hiç korkmuyor ya. Deli gibi bir şey bu. Çıkacağım mı dışarı? Bak şimdi bak. Bak şimdi dışarı saldım. Bak. Bununla baş etmek imkansız ya. Neyse ortalık karıştı. Dur. Tamam vazgeçtim. Vazgeçtim bırak. Bırak. Neyse bu iyi olmadı. Bunu yerine koyalım. Oğlum sen psikopat mısın ya? Dur sen de git. Vallahi psikopat gibi hayvan ha. Bu işte bunun kafası düzelmez. Ama arkadaşlar çok acayip bir şey yani. Çok güzel bir şey olacağı benziyor bu. Tabii kafa gitti. Artık kafa bundan sonra ne kadar düzelir onu bilemem ama çok güzel, çok kaliteli bir hayvan olacağı benziyor. Oğlum seni dışarı salamayacak mıyız? Bir sen hep hayatın burada mı geçecek ya? He? Adama bakar mısınız? Patır kütür patır kütür gidiyor. Size ne vereyim ben? Ne istiyorsunuz bakalım? Ya şu yemlikler dolu. Arkadaşlar şu yemlikler dolu. Ya bakın. Gelişim yemiyle. Ama yine herhalde farklı bir şey istiyorlar. Yeşillik falan istiyorlar. Evet. Kısa bir şekilde size de gösterdim manzarayı. Bu iş böyle. Bunu salamıyorum. Dışarı saldığım zaman ortalık karışıyor. Evet arkadaşlar bu videomuz 18 dakika olmuş. Bu videomuz da burada son bulsun. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şeyin fazlası zarar. Yani bu horoz olayında abartmayalım. Kimsenin kalbini kırmayalım. Gerek yok. Gerek yok. Sadece bir hobi bu.